Evet selamlar değerli arkadaşlarım. Bu videoda ne yapıyoruz? Anayasa denemesi çözeceğiz. Yani neredeyse bütün konulara değiniyor. Uluslararası kuruluşlar da dahildir değerli arkadaşlarım. Umarım iyi bir çalışma oldu. Beğeninizi sunacağız. Evet ilk sorumuzda bir hakkın kullanılmasında ya da borçların yerine getirilmesi de aranılan ana ilke aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hocam klasik bir ÖSYM formatıdır. Hakları kullanırken ve borçları yerine getirmeden kasıt borçları ifa ederken temel ilke dürüstlük kuralıdır değerli arkadaşlarım. Ve dürüstlüğün diğer adı da nedir? Objektif iyi niyet. Şurada A'da geçen subjektif iyi niyete ise yine iyi niyetin kendisidir değerli arkadaşlar. Peki. Aşağıdakilerden hangisi dokunulmayacak çekirdek haklardan biri değildir? Soru dursun. Çekirdek haklar. CH diyorum. Hocam çekirdek haklar 282 anayasasıyla başlamıştır. Daha önceki hiçbir anayasada yok ve anayasamızın 15. maddesinde geçen toplam 5 cümledir. Bunlar nedir arkadaşlar? Yaşama hakkı, kişinin maddi ve manevi bütünlüğü, suç ve cezalar, suç ve cezalar geriye yürütülemez. Masumiyet karinesi, mahkeme kararı yoksa hiç kimse suçlu değildir. Bir de hiç kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Bakın yaşama, dil, vicdan, hürriyeti, masumiyet karnesi, suç ve cezalar geçmişe yürümez ama eğitim ve öğretim hakkı sosyal gruptaki bir haktır. Ama ne değildir arkadaşlar? Çekirdek haklar grubunda değildir. Belki. Aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisi 82 Anayasası'nın siyasi hak ve ödevler başlığı altında düzenlenmemiştir? Hocam şu siyasi hakların bir adı aktif haklar, diğer adı ise katılım haklarıdır. Ve arkadaşlar 3 tane V vardır vergi, vatandaşlık, vatan hizmeti. Bakın vatandaşlık var arkadaşlar, vatan hizmeti var. Üç tane S var. Seçme seçimi, siyasi parti kurmak, siyasi partiye üye olmak. Seçme seçimi de var arkadaşlar. Ve, ve, ve mal bildirimi var. Ama şurada çok kötü bir kelime oyunu var. Kamu yararı değil hocam. Şöyle tutayım. Kamu yararı değil. Şurada dolayı yanlış oldu. Kamu hizmetine girme hakkıdır o. Çok tehlikeli bir kelime oyunu yapılmış. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi meclisin görevleri arasında yer almaz? Milletler arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak. Evet hocam. Milletler arası antlaşmaları imzalayan, yayımlayan Cumhurbaşkanı uygun bulan meclis uygun bulmak kanunuyla yapıyor. Savaş ilanına karar veriyor kanunları çıkartıyor, değiştiriyor, kaldırıyor. Kaldıran meclisler hocam. Çünkü yeni kanun gelirse eski kaldırmış olur. Ama şöyle olsaydı kanunları iptal eden deseydi o zaman anayasa mahkemesi olurdu. Farka dikkat. Para basılmasına da kanunla karar veriyor. Ama Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Türkiye'de 2007'den beri Cumhurbaşkanı hak seçer kuralı var değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi İdare Teşkilatı'nın taş örgütleri üzerindeki en yüksek temsilcisi ve memurudur? Değerli arkadaşlar bakın merkezi idarenin taşra örgütleri üzerindeki en yüksek temsilcisi kim oluyor? Vali. Şöyle hatırlayalım. Taşra teşkilatları il, ilçe, bucak uygulama olarak kalkmıştır. Bir de bölgesel kuruluşlar. İl'in başında vali, ilçede kaymakam, kaldırılmış olan bucakta ise bucak müdürleri vardı. E, en kıdemlisi hangisi oluyor? Vali değerli arkadaşlar. Valiler Cumhurbaşkanı kararıyla, kaymakamlar Cumhurbaşkanı onayıyla atanır değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden, aşağıdaki anayasalardan hangisinde temel hak ve özgürlüklerden hiç söz edilmemiştir? Şimdi hocam kanuni esası haklar geniş anlamda var. 24 anayasasında haklara kısaca değinildi ama sosyal haklara yer verilmedi. Haklara en geniş anlamda değinen ve sosyal hakları başlatan 61, 82 haklara değinmiş ve şu an zaten bir fiil yaşıyoruz. Ama teşkilat esası savaş ortamı olduğu için kısa bir anayasa olarak hazırlandı. Yargıya ve haklara hiç yer verilmedi değerli arkadaşlar. 82 anayasasına göre partiler almış oldukları oy ile orantılı olarak hazine yardımı alabilirler. Buna göre son yapılan milletvekili seçimlerinde geçerli oyların en az ne kadarını almış siyasi partilere hazine yardımı yapılır? Hocam bak 3 5 10. 3 hazine yardım barajıdır. Cevabı bulduk. 5 Cumhurbaşkanlığına aday gösterme barajıdır. 10 seçim barajıdır. %10'u geçen partiler parti olarak meclise girerler değerli arkadaşlar. Birleşmiş Milletler Teşkilatı kaç yılında kurulmuştur? Değerli arkadaşlar, Birleşmiş Milletler San Francisco Konferansı ve Antlaşması'yla 1945'te kurulmuş ve Türkiye'mizde kurucu üyesidir değerli arkadaşlar. 23 Haziran 2006 yapılan seç referandum ile İngiltere Avrupa Birliği'nin ayrılma kararı almıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisi de ifade edilmektedir? Hocam Britanya'nın BR'si çıkışın, exit'i, Brexit ve bu gerçekleşti. Ne zaman? 1 Ocak 2021'de İngiltere resmi olarak Avrupa Birliği'nden çıktı. 28 üyeli Avrupa Birliği 27 üyeye düşmüştür değerli arkadaşlar. Yukarıda Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra yazdıkları bazı eserler ve yazarları eşleştirilmiştir. Doğru eşleşmeler aşağıdakilerden hangisidir? Hocam bunlar çok Karahanlı dönemi veya Türk, ilk Türk İslam devletleri. Kutadgu Bilik, Yusuf Hacibin midir? Evet değerli hocam. E, Türk İslam dünyasının ilk siyasetname örneği eseridir. Atabetül hakayık edip ahmet Yüknek'inin midir? Evet hocam. Ha, mesela ne vardı değerli arkadaşlar? Mesela Divan-ı lugat Türk var. Kaşgarlı Mahmut'a değil mi? Ya da Divanı Hikmet var. Hoca Ahmet Yeseviye. Pili Türkistan'a aittir. Ama bu Hakemetül değerli arkadaşlarım. Ali Şir Nevai'dir. Ve, ama <laughs> oradaki ama biraz ders oldu. Bu Hakemetül Lugateyn de Ali Şir Nevai'ye aittir değerli arkadaşlar. Ve şöyle yapar. Ali Şir Nevai bu Hakemetül Lugateyn de şey Belki Türkçe... Farsçadan üstündür. Bizim Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügatü Türk'te ise Türkçe Arapçadan üstündür der değerli arkadaşlar. Böylece kısaca tarih bilgilerine de değinmiş olduk. Evet uzun bir soru. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Hocam Büyükşehir Belediyesi dikkat. Bu arada Türkiye'de şu an 30 tane Büyükşehir Belediyesi var. Ve sonuncusu Ordu'dur. Bir yerin Büyükşehir Belediyesi olabilmesi için nüfusunun en az 750 bin ve meclisten bir kanun gerekli değerli arkadaşlar nüfusu 750 binden fazla olan il belediyeleri kanunla Büyükşehir Belediyesi'ne dönüşebilir. Doğru. Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır. Evet. Belediye sınırları içinde nüfusu 500'ün altında mahalle kurulamaz diyor değerli arkadaşlarım. Evet arkadaşlar mahalle e, normalde kuruluşu çok basit işlemlerle gerçekleşiyor. Valilik ya da kaymakamlık onayıyla olay gerçekleşir. Ve bu bilgimiz doğrudur. 500 rakamına dikkat. Köyle karıştırmayın. Köylerde nüfus aralığı 150 ile 2000'dir hocam ki burada KPSS e sorusu var. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan bütün ilçe belediyeleri Büyükşehir ilçe Belediyesi haline gelmiştir diyor. Hocam Büyükşehir kapsamı bütün ilçeleri kapsadığı için şuradaki ifademiz de doğrudur ve cevabımız E'dir. Sorunun şöyle bir özelliği vardı değerli hocam. Teknik bilgiler içeriyordu. En azından görmüş veya hatırlamış veya öğrenmiş olduk vergi resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunu belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak aşağıdakilerden hangisine verilebilir? Hocam şimdi kanunla vergi, vergi kanunla hocam bak V diyorum karşısına K vergi kanunla gelir ve kanun bunun üst sınırıyla alt sınırlı verilen ve yine bu kanuna göre üst ve alt sınır içinde kalmak şartıyla vergi oranlarında oynama ve değişiklik yapma yetkisi eskiden bakanlar kuruluna aitti. E bakanlar kurulu kalktığına göre hükümete yani cumhurbaşkanlığındadır değerli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'de bir kanuna karşı esas bakımından iptal davası o kanun resmi gazetede yayınlanmasına başlayarak en geç kaç gün içerisinde açılmalıdır. Evet arkadaşlar kanunlara esasdan ve şekilden iptal davası Anayasa Mahkemesi'ne açılabilir. Şimdi buradan çiziyorum. Kanun şekilden 10 günde gider esasdan 60 günde gider hocam bunu unutma. Soru hangi yönünü soruyor? Esas ve cevabımız 60 oldu. Yukarıdaki kuruluşlardan hangilerinin küresel sorunların çözümünde ortak bir insani irade oluşturmak amacıyla kurulduğu sürülebilir, ileri sürülebilir. Hocam, bak küresel sorun ortak bir insani irade. Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF neydi hocam? Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu. FAO neydi arkadaşlar? Biz yazıldığı gibi okuyoruz. Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Orman Örgütü. Hocam, üçü de küresel kapsamdaki sorunlardır ve küresel çaplı olaylardır ve cevabımız da E seçeneğidir değerli arkadaşlar. Peki. Servan Hoca kanalı durmuyor değerli arkadaşlar. Yeni videolarda, yeni eserlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakınız.